Merhaba arkadaşlar. Bugün hal değişimi ve ısı denge ile ilgili karışık soru çözümü yapacağız. Birinci soruda aşağıdaki kaplarda 20 santigrat derece sıcaklığında sırasıyla 200 gram ve 300 gram su ve ilk sıvısı vardır. İkisi de 20 santigrat derecedeymiş başlangıçta. Kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında demek eşit ısı veriyoruz demek. Suyun sıcaklığı 50 santigrat derece, ilk sıvısının sıcaklığı 70 santigrat derece oluyor. Buna göre ilk sıvısının öz ısısı kaç kalori bölü gram santigrat derecedir? Q eşittir mc delta t formülümüz vardı arkadaşlar. Geçen videoda bahsettiğimiz onu kullanıyorum. Su için yazalım. Suyun kütlesi 200, suyun öz ısısı 1 soruda verilmiş. Delta T sıcaklık değişimi 20'den 50'ye çıkmış yani 30. Dolayısıyla verdiğimiz ısı 6000 kalori. İlk sıvısına da 6000 kalori veriyoruz. Bu 6000 kalori ile sıcaklığı 20'den 70'e çıkmış. Buna göre X'in öz ısısını bulacağız. Q yerine 6000 yazdım. Kütle 300. Cx bilmiyoruz. Delta T 20'den 70'e çıkmış. Yani 50. Sadeleştirme yapalım. 1, 2, 3, 0 burada var. 1, 2, 3, 0 burada var. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. 5'i karşıya attım. Çarpım da bölüm olarak geçti. 2 bölü 5. 2 bölü 5 0,4'e denk geliyor. Yani cevabımız C şıkkı. İkinci soruda ısıca yalıtılmış bir kaptaki 100 gram su ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şeklindeki gibi oluyor. Isıtıcının gücünü sormuş. Yine Q eşittir mc delta T formülünü kullanalım. Kütle 100 C su 1 çarpı delta T 10'dan 60'a çıkmış yani 50. Bunları çarparsak 5000 yapıyor. 5000 kalori. Peki 5000 kaloriyi kaç saniyede bu ısıtıcı vermiş? 5000 bölü 20 saniye geçmiş. Sıfırlar gitti. 500'ü 2'ye böldüğünüzde 250 kalori bölü saniye yani E şıkkı çıkıyor. Üçüncü soruda ısıca yalıtılmış bir kapta 20 santigrat derece sıcaklığında 500 gram su vardır. Bu kaba 25 kilo kalori diyor. Önemli. Isı enerjisi verilirse suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yine Q eşittir mc delta T'ye yazıyorum. Q 25 bin çünkü 25 kilo kalori diyor. 3 sıfır ilave etmem gerekiyor. Kütle 500 c su 1 çarpı delta T diyorum. Sıfırlar gitti. 250'yi 5'e böldüm 50 ama bulduğum şey sıcaklıktaki değişim arkadaşlar. Son sıcaklığı bulmak için ilk sıcaklıkla sıcaklıktaki değişimi topluyorum. Yani 20 artı 50 diyorum. Son sıcaklık 70 derece yani B şıkkı. Dördüncü soruda eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta 20 gram buzun yarısını eritebilmek için kaç kalori ısı enerjisi gerekir? Burada arkadaşlar bir grafik çizelim. Şimdi buz eksi 20'de. Erimesi için biz biliyoruz ki sıfıra gelmeli. Önce sıfıra gelirken sıcaklığında bir değişim olacak. Sonra da sıfırda hal değişimi olacak. Hal değişimlerini düz çizgiyle gösteriyoruz. Çünkü sıcaklık değişmiyor. İlik çizgilerde mc delta t formülünü kullanıyoruz. Kuralımız bu. Düz çizgilerde ise emle formülünü kullanıyoruz. Çünkü düz çizgi hal değişimi demek. Bu hal değişimi formülü. Eğik çizgi ise sıcaklık değişimi demek. Bu da sıcaklık değişimi formülü. Q1 için yazalım. Kütle 20 çarpı C buz. Burada buz halinde çünkü. 0,5. Çarpı sıcaklık değişimi. Eksi 20'den 0'a yani 20. Sadeleştirmeyi yaptım. 2 kere 5 10. 20 ile çarptım. 200 kalori. Q2'yi de hesaplayalım. Kütle yarısını diyor. O yüzden 10 alıyorum. 20 almıyorum. Çarpı L buz 80 olarak verilmiş. Buradan Q2 800. Bize diyor ki toplamda ne kadar enerji gerekiyor? 200 ile sıfıra getirdim. 800 ile de erittim. Demek ki toplamda 1000 kalori ısı gerekiyor.
Yani C şıkkı. Beşinci soruda deniz seviyesinde eksi 20 santigrat derece sıcaklığındaki 40 gram buzu tamamen eritebilmek için ısı miktarı Q'dur. Yine bunu grafik çizerek göstereceğim. Aslında grafik çizmeniz şart değil ama daha kolay anlaşılıyor. Yanlışlarınızı daha kolay görebilirsiniz. Yine eksi 20'den önce sıfıra geldi, sıfırdan sonra eridi. Yine burası için formül mc delta t, düz çizgi için formül md. 40 gram buzu diyor. M yerine 40 yazıyorum. C buz 0,5 çarpı sıcaklık değişimi eksi 20'den sıfıra 20. Sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 2 kere 5, 10. 40 kere 10, 400 kalori. Erimesi için gereken ısıyı hesaplayalım. Kütlesi 40'tı. L erime 80. Çarptım. 3200 kalori. 400 kalori verdim. 3200 kalori verdim. Yani toplamda 3600 kalori vermiş oldum. Soruda bize diyor ki bu ısı miktarı Q'dur. Yine bu ısıyı 20 santigrat derece sıcaklığındaki 50 gram suya verirsek ne olur? Yine Q eşittir mc delta t formülünden yazacağım arkadaşlar. Q 3600 eşittir. Suyun kütlesi 50, c su 1 çarpı delta t diyorum. Sıfırlar gitti. 360'ı 5'e bölerseniz 72. Ama bulduğum şey sıcaklık değişimi, son sıcaklık değil. Son sıcaklığı bulmak için ilk sıcaklıkla sıcaklık değişimini topluyorum. Yani son sıcaklık 92 santigrat derece, yani B şıkkı. 6. soruda öz ısısı, yani küçük c'den bahsediyor. 0,5 kalori bölü gram Celsius olan bir sıvının sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu sıvının buharlaşma ısısı, yani L'yi soruyor. Yine şu iki çizgi için Q formülünü yazacağım. İlk durum için arkadaşlar, şunun için yazacağım Q formülü eğik çizgi olduğu için mc delta t, buna Q1 diyeyim. Sıfırdan 160'a kadar, yani verilen ısı 160 eşittir. Kütlesi ne kadar bilmiyoruz. C'si 0,5. Delta t sıfırdan 80'e çıkmış, 80. 0,5 ile 80'i çarpalım. Sıfırlar gitti. 5 kere 8 40. 160'ı 40'a bölerseniz arkadaşlar 4 gram. Şimdi grafiğin şu kısmı için formül yazalım. Bu kısım düz çizgi, o yüzden ml'ye yazacağım. Burası önemli. 360 yazmıyorum Q yerine. 160'tan 360'a çıkmış. Yani Q yerine 200 yazıyorum. Eşittir. M'i 4 bulmuştuk. Çarpı L. 200'ü 4'e bölersem 50 kalori bölü gram. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. 7. soruda eksi 20 santigrat derecedeki 50 gram buzu 40 santigrat derecedeki su haline dönüştürmek için kaç kalori ısı verilmelidir? Yine grafiğimizi çizelim. Eksi 20'de bunu artı 40 yapmak istiyorum. Bu grafik sıcaklık, yani büyük T, zaman ya da ısı grafiği. Şöyle dümdüz çizmiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz biliyoruz ki sıfırda bir hal değişimi var. Sıfıra kadar geldi. Sıfırda hal değiştirdi. Sonra tekrar 40'a kadar çıkıyor. Şimdi ilk durumda eğik çizgi olduğu için mc delta t'den hesaplayacağım. İkinci durumda düz çizgi olduğu için mn'den hesaplayacağım. Üçüncü durumda eğik çizgi olduğu için yine mc delta t'den hesaplayacağım. Sonra bunların hepsini toplayacağım. İlk durum için yazıyorum. Kütlesi 50 gram çarpı, burada madde buz halinde, o yüzden c buzu kullanıyorum, 0,5. Çarpı sıcaklık değişimi eksi 20'den sıfıra, yani 20, sıfırlar gitti, 2 kere 5 10, 50 ile 10'u çarptım, 500. Q2'ye gelelim. ML kütlesi 50 idi, çarpı L 80, 5 kere 8 40, 2 sıfır da burada var, çarptım 4000. Q3'e gelelim. Kütlesi 50 idi, burada madde artık su, o yüzden C suyu kullanıyorum, 1. Delta T sıfırdan 40'a çıktı. 60 yazmıyoruz arkadaşlar. Sadece şu aralığı yazıyorum. Sıfırdan 40'a çıktı, yani 40. Bunları çarparsam 4 kere 5 20. 2 sıfır da burada var, 2000. Bize bunların toplamını soruyor. 500'lük ısı verdik. Sonra 4000 verdik. Sonra 2000 verdik. Bunların hepsini toplarsam
6500 kalori, yani D şıkkı yapıyor.